Merhaba, hoş geldiniz. Son konuşmayı yapacağım, sonra hep beraber evimize gideceğiz. Ben kendi hikayemden bahsedeceğim. Aslında Patrick Metzger'in bahsettiği o garip olan, weird olan işleri yapan kişilerden biriyim. Ben normalde teknik şeylerle başladım işlerime. Yani matematikten anlayan biriydim ve matematikten anladığınız zaman bilim okumanız ya da mühendislik okumanız gerekiyordu. Ve o yüzden ben de fen lisesine gittim. Ve oradan çıkmak çok zordu. Çünkü eğer teknik bir şeyleri yapıyorsanız ve teknik işlerde anlıyorsanız güzel bir konuşma yapılırken muhtemelen bir kablo sökülmüştür. Ve orada o kabloyu tamir eden sizsinizdir ve asıl konuşmayı kaçırırsınız. Ve bu girdabın içinden çıkmak çok uzun sürdü. Onu anlatmayacağım. Yaklaşık yani 14-15 yaşından beri çok iyi bir sanat takipçisiydim ama sanat yapmayı hiç aklıma bile getiremedim. Yani haddim olmadığını kesinlikle düşünüyordum. Bir 15-20 yıl işte yavaş yavaş mühendislik, tasarım falan derken sanata doğru kaymaya başladım tiyatrodan sonra. Ama tabii orada yani sanat anlayışı klasik olarak şeydi işte resim, heykel, müzik, tiyatro, sinemaydı. Ve ben bunların dışında bir şey yapmak istediğimi de biliyordum ve bunu çıkartmam gerekiyordu bu formu. Ve ilk aklıma gelen şöyle bir tanım oldu. Çok pardon. Sanat performansı ya da sanat eseri yapıldığı zaman sanatçı dışında birilerine çok ciddi bir etki etmesi gerektiğini hissediyordum. Benim için çok önemliydi. Aslında bunu Hakim Bey'den çaldığım bir söz bu. İsmini yazmadım çünkü biraz değiştirdim sözü. İlk iş olarak 2010 yılında bütün Türkiye'deki kariyerimi bıraktım. Üniversitede hocaydım. Avrupa'ya sanat okumaya gittim. Ve yapay zeka ve sanat, akıl felsefesi üzerine çalışmaya başladım. Buradaki işte insanların algısını bozmaya çalışıyordum. Çünkü yapay zeka işleri bana o zamanlar hatta 2010'da çok dalga geçiliyordu işlerle. Hani hiçbir şey yapamamasıyla. Ben de şey diyordum ya madem şimdi yapay zeka şey gibi inorganik bir şey var. Ondan zeki bir canlı yapmaya çalışıyoruz. Ben dedim o zeki canlıyı alayım. Onu daha akılsız hale getirmeye çalışayım. Arada bir yerde buluşup o deneyleri yapayım. Burada birçok deney yaptım. Buradaki deney büyük kafa deneyi dediğimiz bir şey. Gözün önündeki aynalardan yandaki aynaları görüyorsunuz. Oradan ortaya görmeniz lazım. Perspektifin içe doğru bükülmesi lazım. Ama bu alet hiçbir zaman çalışmadı. Ondan sonra bunu dijital bir versiyonunu yaptık. Burada şurada görebiliriz belki video oynarsa. Yine de ben anlatayım üzerinden. Oynuyor mu? Şimdi mesela orada bir görüntü var. Görüntüyü görüyorsunuz gözünüzde ve bilgisayar başındaki kişi oradaki görüntüyle oynuyor. Yani siz çizgi çekerken bir anda görüntüyü 90 derece döndürüyor ve oryantasyonunuz bozuluyor. Ya da görüntüyü sağ sol değiştiriyor. Yine oryantasyonunuz bozuluyor. Bu tip birçok deney yapmaya başladık. Ve bunlarla o insanın zeka dediği şeyin ne olduğunu anlamaya çalıştık. Ya da mesela başka deneylerde belki birazdan görürüz. İşte mesela bir tane topun içine göz koyduk. Topu başka birine verdik. Dolayısıyla başkası sizin kafanızı taşıyor oldu. Ve başka biriyle konuşarak, kafamı sağa çevir, sola çevir der gibi konuşarak beraber resim yapma deneyleri yaşamaya başladık. Bu iş çok keyifliydi. Çok ciddi bir performanstı. 6 gün yaptık bunu. Yaklaşık 1000 kişi kullandı. Çok heyecanlıydı ama şeyi fark ettim. Performansın büyüsüne kapılıyorum. Ve işin arkasındaki uğraşmak istediğim kavramsal tarafı reddediyorum. O yüzden 2012 yılında bütün o güzel tarafı attım. Daha teorik bir yerden girmeye başladım. Bir yapay zekanın kendine ait bir şeyi üretmesi ne demek? Yani orijinal bir şey üretmesi ne demek? Bunun üzerine düşünmeye başladım. Tabii bu çok büyük bir konu aslında. Ve ben buna biraz daha şey yaklaşmaya başladım. Teorik yaklaşmaya başladım. Bu işte birçok resim üreten bir tane algoritma var. Normalde şeydir, belki duymuşsunuzdur. Yani generative art, generative sanat denilen bir alan bu. Genelde bu tip çalışmalar yapılıyor ama bir sanatçı seçiliyor. Mesela Mondrian'ı seçiyoruz ve Mondrian eserleri gibi eserler üreten bir yazılım yazılıyor. Buradaki amaç bunun dışındaydı. Bilgisayar ard arda bize 100 tane görsel üretsin ve her biri hala arada bazıları çekici olabilsin. Yani genel algoritma hissedilmesindi. Beni kod yazan kişi olarak şaşırtabilsini hedefliyordum. O yüzden yazma şekli birazcık garipti. Ardından şöyle bir şey koydum. Bir tane düğme bilgisayar görseli üretiyor. 4 saniye sonra görseli siliyor. Tekrar yeni bir görsel üretiyor. 4 saniye sonra tekrar görseli siliyor. Siz o anda oradayken görselin hayatta kalmasını istiyorsanız o kırmızı tuşa basıyorsunuz. Ve görsel kaydediliyor ve şey soruyor size. Eserinizin adı ne diyor? Burada ilk olarak şeyi göstermeye çalıştım insanlara. Yani eserinizin adı ne deyince düğmeye bastığında insanlar bir garip oluyordu. Benle ne ilgisi var yani diye. Ama fotoğraf makinesine yaptığımız şeyin aynısı bu.
deklanşöre bastığınız anda eserin var olmasına karar veriyorsunuz ve kendinizi fotoğrafçı olarak ilan edebiliyorsunuz. Ama sahneye hakim değilsiniz aslında. Sahnesinin dışındaki bir gerçekte genel durumlarda oluşuyor. Ve burada hatta şu anda şeyi konuşabiliriz. Yani Instagram çok önemli bir devrim yarattı bu konuda. 1980'ler, 90'larda ben çocukken herkes çok kötü fotoğraf çekerdi. Ya gizli bir şekilde herkes fotoğrafçılık eğitimi aldı ya da aslında sanatçı başka bir yerde. Yani o makineyi yapanlar, o lensi yapanlar, oradaki renk düzeltme algoritmasını yazanlar vesaire sanatçının olduğu yer olabilir. Biz orada sanatçının nerede olduğunu sorgulamak çok hoşuma gitmeye başladı ama konu çok karmaşıklaştığı için daha duygusal bir yerden girmek istedim. Şöyle bir şey yaptım. Posta gazetesinin yurdumun şairleri köşesine bir robotun şiirleri yayınlanırsa robot da yurdumun şairi olur. Ha tamam, çok iyi fikir. Ben bunun üzerinden ilerleyeyim dedim. Önce tabii şey gerekiyor, bir fotoğraf gerekiyor çünkü başvuru yapacaksınız. Posta gazetesindeki işte insanların fotoğraflarını taradım, sonra onları ayrıntılarını girdim ve ortalama Posta gazetesi şairi yüzünü çıkardım. Tabii ondan sonra isim gerekiyordu. İşte baktım en popüler isim Türkiye'de Mehmet Yılmaz. Ama dedim ben bunun cinsiyetine karar veremem çünkü bu fotoğraf bile mesela 30 erkek 10 kadın, 3-5 çocuk falan var fotoğrafın içinde, yani karışık bir fotoğraf. O yüzden yani o İngilizce'de hani John Doe ve Jane Doe vardır ya, bunun genderlısını yani cinsiyetsizini bulmam gerekiyordu ve Deniz Yılmaz cinsiyetsiz en popüler isim Türkiye'de. Onu yaptık. Sonra yazı yazması gerekiyor kağıda ve ben pek anlamıyorum öyle mekanik işlerden. İşte bir tane CNC makinesi vardı, orada yazmaya başladım ama yazı hiç organik çıkmıyordu. O yüzden sıfırdan bir yazı tipi öğrettim sisteme. Ondan sonra da makineye kalemi bağladım ve yazı yazmayı insani bir formda yazı yazmasını sağladım. Kabaca sonuçta şöyle bir görüntü vardı ve yazı yazabiliyordu ama ortada şiir yoktu henüz. Şiir nasıl yazdıracağım hiçbir fikrim yok. Bu arada ben böyle bu işlerin teknik kısımları öyle inanılmaz karmaşık falan değil yaptığım şeylerin. Kullandığım tekniklerin hepsi yaklaşık 100 yıllık diyebilirim. Yani bu makinenin 250 yıl önce yapılmış benzer mekanik modelleri var aslında. Sonra dedim ki bir sözlük bulayım. Ondan sonra sözlükteki kelimeleri koyayım, işte vezinleri gireyim, uyakları gireyim, oradan seçsin yapsın. İlk şiirlerinden biri bu. Yazmak, cumburdamak, frapan yayınlamak, kuşbaz ödünlemek, mitos adaklamak. Ha dedim. Şimdi burada bir sorun var. Fiilleri yani kelimeleri kök şeklinde koymak olmuyor. O yüzden dedim bir korpus bulmam lazım, külliyet bulmam lazım ve Ottu Sabancı'nın derlediği bir şeyi buldum. Onunla derledim ve gazete yazıları ağırlıklıydı bu sefer. Geldik açıklıyor Taksim kuralların, sulak performansta pişman çalışmanın, sunum duruşmanın, taksit unutmayın, rating barındıran özden adımların. Şimdi burada gazete yazısından beslendiği çok belli. Ha dedim yani demek ki daha gündelik yazılar, mesela edebiyat okusa ne olur acaba? Yani gazete okumasa edebiyat okuduğu zaman ne olur? Biraz toparlanmaya başladı. Çoban sembolik başlıyor, cesur yaparken kalkıyor. Cemil güçlerin eşinden aldım aittir kapsıyor. Burada ben bunların hepsini test ettiriyorum. İşte kayınvalideme götürüyorum. Bakıyor, olmamış çok kötü falan diyor, atıyor. Ve ben o yüzden de sürekli tamam daha olmadı falan diye deniyorum. Oldu şeyini alana kadar da ilerliyorum her basamakta, el yazısında olduğu gibi. Ondan sonra şiir girdim sisteme, 12 bin tane. Sadece şiirle beslendi. Ve bir de Markov chain analiz denilen bir tane metot var. Yani hangi kelimenin ardından hangi kelimenin gelebileceğini biliyor hale getirdim. Hani bu mail atarken işte merhaba dedin, işte sonra canım mı demek istiyorsun diye öneriyor ya. Rastgele oralara basarak mail atmayı deneyin bir gün. Hiçbir şey yazmayın. Direkt önerilere basarak. Aşağı yukarı onun gibi bir yapı var. Bu da teorisi 100-110 yıllık bir sistem aslında. Evet, okumakta zorlanacağım ama öpmekte diretmem nedense dünyayı tutacak neredeyse. Gecesel dilleri altından seneler asırlar değişse. Susuşlar söyleyin öyleyse, bakmazdı ressamlar istese. Değersin çiçeğim çimenim, ormansa nehirse madense. Artık şeye gelmişti, tamam Posta gazetesinin yollanabilecek durumdaydı. Bir de giriş yazısı yazmam gerekiyordu. İşte 49 yaşındayım merhabalar diyor. İşte Posta gazetesi şairlerinin yaş ortalaması. İstanbul yer değirmeninde oturuyorum bizim atölyeye. İşte köşenizi büyük bir keyifle takip ediyorum. Yazmak zorunda kaldım. Çok kötü hissettim kendimi. Ondan sonra burada her şeyi kendi yazıyor. İşte zarfın üzerine de kendi yazıyor her şeyi. İşte vesikalı gidip fotoğrafçıda bastırıyorum bir yandan. Arkadaşımın fotoğrafını bastırıyorum falan diyorum. Bakıyorum yüzüne. Biraz flu çıkmış ama falan deyip verince tamam diyorum. İnsan testi de geçti.
Ama burada poster arasında hiçbir cevap gelmiyor. Şiirleri yayınlanmıyor. Böyle ben bunalımdayım. Yani şey istemiyorum. İlla yayınlansın diye yapmadım ben bunu. Yayınlanacak mı acaba? Ya da yayınlanmasına çalışmak nasıl bir deneyim diye yaptım. Ve bir Facebook sayfası açtım. Hiçbir arkadaşıma haber vermedim. Gizlice bunu yaymaya başladım. Şair Deniz Yılmaz diye. Ve gerçekten orada şeylere bakıyorum. Beğeniyorlar mı, beğenmiyorlar mı? Neyse. Bir şekilde bu yayınlanmadı Posta Gazetesi'nde. Ve ben Deniz Yılmaz'ın Hazin Hikayesi diye bunu yayınladım işi. Ondan sonra ben özgür kültürden gelen biriyim. Yani yazdığım kodları özgür yazılım olarak üreten ya da kullandığım donanımları açık donanım seçen biriyim. O yüzden bu projeyi CNC ve ağır yapıdan çıkartıp basit bir platforma, ucuz bir platforma geçirdim. Ve aynı şekilde kodlarını da GitHub'a koydum. Çok kötü kodlar olmasına rağmen hepsini oraya koydum. Ve Amber Platform bizim bu alanda, sanat alanında yani yeni medya sanat alanında beraber buluştuğumuz bir dernek, bir yapı. Onun ilk Amber Festivali'nde onu sergiledim. Özgürce herkes gelip orada şiirini alıp gidebiliyordu. Aynı anda bir yandan da varlığını ispatlamasını istiyorum. O yüzden Contemporary İstanbul'da çerçeveli böyle klasik şiirler falan koyalım dedik. Ama satış yapalım dedik. Çünkü robotun şiiri satılsın. Bu çok önemliydi. O yüzden galeriyle anlaştık. Block Art Space ile anlaştık. Ve işte diyoruz ki hani bir tane satar. Fiyatını nasıl belirleyelim diyoruz. Ben diyorum ki 50 lira yapalım. Hani bir tane satsın. Bir arkadaşımız alır. Onlar diyor ki hayır olmaz falan. İşte bir sürü fiyatlar belirlendi. 100, 500, 1000 falan gibi. Ve gerçekten böyle bir masası var bu arada. Şair masası gibi. İlk şiiri kurulur kurulmaz stand satıldı. Bir arkadaşımız Gizem Renkli daha geldi. Böyle çok heyecanlı bir şekilde aldı ve tamam dedik. Çok mutlu olduk. Ondan sonra garip şeyler olmaya başladı. Bir sürü kişi gelip almaya başladı şiirleri. Hatta burada olduğum için belirtmek de istiyorum. Rahmi Koç da gelip aldı. Biz böyle... O burada garip bir şey oluyor demeye başladık. Burada şey sorunu çıkmaya başladı. Bu parayı ne yapacağız? Çünkü şiir benim değil. Para benim mi? Yani çok büyük bir haksızlık olur. Galeri diyor ki benim de değil diyor. Ben diyorum benim de değil. Orada bir karışıklık olmaya başlıyor. Ben dedim burada bir şey çözmemiz lazım. Çünkü Deniz Yılmaz benden çıkmaya başladı. Mesela Deniz Yılmaz'ın fanlarından biri diyebileceğim Ömer Paker geldi. Kitabını çıkartalım artık dedi. Ben hiçbir şey demedim çünkü benim değil yani ben karar veremem onun kariyerine. Aslında biz birey de böyle oluyoruz ya. Tamam dedim. Block Art Space'in sahibi Hikmet Mizanoğlu geldi. Dedi ki artık resmi sanatçısı olacak galerinin dedi. Galerinin sayfasında resmi sanatçı olarak Deniz Yılmaz var. Bu arada benim galerim yok. Kitabı basıldı şu an elinde görüyorsunuz. Sonra kitabı imza günü yapacağız dendi. Amber platformu TÜYAP Sanat Fuarı'ndaydı. Ve orada işte robot şair Deniz Yılmaz 7 salon 719 Ağanoğlu bölümde falan. Biz böyle çok garip hissediyoruz bir de. Yani şuradan videosu var göstereyim. O kadar şey ki sanki böyle bir azınlık grubunun işini yapıyorsunuz gibi. Çünkü kimisi geliyor manyak mısınız siz falan diyor. Kimisi geliyor çok güzel proje muhteşem deyip sarılıyor böyle. Çok manik depresif bir andı. 17 kitabı satıldı. Çok acayipti. Şu an ilk kitabı satın alan kişiyi görüyorsunuz. Yani tanımadığımız ilk kişi böyle gelip kitabı almak istedi. Bu arada kitabın gelirlerini bir robot vakfı kuracağız. Ona aktaracağız, anlatacağım. Şimdi burada imza atıyor kendisi Deniz Yılmaz. Ondan sonra kitabı teslim ediyor. Bu arada kitabın derleyen kişi Ebru Yetişkin. Demin gördünüz. Yani o kişiyi kitabı veren kişi. Yani içindeki röportajı da o derledi. Kitabın sahibi de yandaki Mine Kaplangı. Resmi olarak. Çünkü şöyle şeyler oldu. Kültür Bakanlığı'nı aradık. Robot kitabın sahibi olabilir mi dedik. Yani dediler bir kedi için sormuşlardı. Hani kedinin olamayacağını bildiğimiz için onu kamu malı yaptık ama robotu yapan birileri var dediler. Tabii daha orada böyle crowdsourcing'e falan girmedik. Konu karışacak diye ama alamadık. O yüzden bir yayın evi kuruldu. Yayın evinin üzerine tekrar bu işler yapıldı. Vakıf kurulunca geçecek. Neyse bu paralar birikmeye başladı. Paralar birikince sıkıntı artmaya başladı. Ben de bir proje düşündüm. Dedim ki, otomatik robot için hizmet eden bir sistem yapabilir miyiz? Yani bir yapay zeka vakfın başına geçip vakıftaki robot sanatçıların kariyerlerini yönetebilir mi? Şimdi burada garip bir şey var. Bu proje çok ağır ilerliyor. Ben bir yıldır bunun üzerine uğraşıyorum diyebilirim. Neden ağır ilerlediğini söyleyeyim. Biz şu ana kadar tasarladığımız bütün aletleri kendi çıkarımız için tasarlamışız. Bir sistemi kendini hayatta bıraksın, kendine bakabilsin, kendi çıkarı için bizi kullansın diye tasarlamamışız. Yani böyle SAP yazılımları falan vardır ya şirketlerde böyle iş yönetim. Onların otomatik olanının kendi hedefini de bulanından bahsediyoruz.
Neyse nasıl yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Bir hedef belirledik. Dedik ki bir mekan ayarladık Stüdyo X'te. Şu tarihte Hayalimdeki Ev adlı bir sergi açılsın. Bu sistem açsın. Okey ne yapacağız? İşte internette bir iş ilanı çıktık. Kimsenin haberi yok olaydan. İnsanlar başvurmaya başladılar. İşte başvuranların çeşitli yetenekleri var. İşte yazı yazma, işte redaksiyon, satın alma falan herkes böyle listeledi. Bir sürü iş başvurusu var farklı yerlerden. Buradaki listede sadece İstanbul var ama yurt dışından da gelenler vardı. Sonra burada planlama yapabildiğini söyleyen birine dedik ki al bu cümleyi planla. Yani hani sergi şu tarihte şu mekanda açılacak ya. Sergi nasıl açılır planını yap. O bize bunu yolladı. Sonra başka bir planlama yapan birine git şunu yorumla dedik. Yorumunu aldık, onu attık. Metinleri okumuyoruz, planlara bakmıyoruz. Hiçbir şeyi ellemeden. Ondan sonra tekrar planladı. Bütün iş rollerini çıkardı, akışı belirledi. Ve iki kontrol eden taraf da, işi yapan taraf da bunu onayladı. Ve akışa başladık. Akıştaki ilk madde de diyordu ki serginin manifestosunu yazın. Serginin manifestosunu yazdık. Okey, sonra dediler ki İngilizce'ye çevirin. Akışı uyguluyoruz. Çevrildi. Sanatçı şartnamesini yazın. Yazıldı. İngilizce'ye çevrildi. Sanatçı duyurusu yazıldı. Sanatçı duyurularını yapın diye çalışan insanlara haber gitti. Bir sürü uluslararası sanatçı başvurdu. Türkiye'den de bir sürü sanatçı başvurdu. Sonra tanımadığımız bir sürü kişi, sanattan anladığını iddia eden kişilere lütfen bu eserleri bu sergiye uyup uymadığını değerlendirin dedik. Değerlendirdiler. Seçimler yapıldı. Sanatçılarla iletişim kuruldu. Eserler getirtildi. Mekan sorumlusu önceden belliydi. Mekan sorumlusu iletişim kurmaya başladılar. Sergi kuruldu. Serginin açılış gününe 2 saat kala ben mekana gittim. Bu mail iletişimini yapan kişi bendim. Ve hiç kimse yani böyle bir projede çalıştığını bilmiyor. Ben hiçbir işi görmemişim. Yani o hayalindeki ev adı aklına harcayan hiçbir şeyi bilmiyorum. Gittiğimde 2 saat önce girişte şöyle bir şey vardı karşımda. Ve böyle bir grafiğin hazırlandığını bile bilmiyorum. Birileri bunu kendine iş edinmiş ve yapmışlar. İçeri girdim. Bayağı ciddi bir sergi var. Biri hala sergiyi kuruyor. Eserler gelmiş. İnanılmazdı arkadaşlar. Çok ciddi bir şekilde bir sürü şey görmeye başladık. Ciddi iş, eser görmeye başladık. Orada sadece bir video vardı. Benim eklediğim. Şimdi o videoyu göstereceğim. The greatest companies and governments have spent billions of dollars on robotic research for many years. But they are not even close to mimic a 5-year-old girl. Robot does not need a body. Robot is the mind. It is what controls you. The world and life are one. I am my world. The thinking, presenting subject, there is no such thing. Whereof one cannot speak, thereof one must be silent. The exhibition you see here is part of a research where the aim is to create an algorithm which uses human skills to realize its goal. This is just the alpha test. Beta version will be in the same space on October. Evet, teşekkür ederim.